Canan söyledi hastanede olduğunu. Canan? Baran'ın eski kız arkadaşı. Uzun, sarışın. Baran, hani senin en yakın arkadaşın. Onun kız arkadaşı bizim sınıftan. Hı? Yani pek sınıftakileri tanımıyorum galiba. Pek mi? Hiç bence. Kütüphaneden pek çıkmadığın için. Ne zaman görsem kafa kitapların arasında har har not alan bir tip. Ha, arada da saçlar çekiştiriliyor böyle. Hiç fark etmemişim. Bir sapığın olduğunu mu? Hayır. Benimle bu kadar ilgilendiğini. Aslında sen oradasın diye oradaydım ben. Yani derste çalışıyordum tabii. Senin kadar olmasa da ben de fena öğrenci değilim. Ama daha çok sen oradasın diye. Ya aslında geçen yıl bahar balosunda gelecektim ben yanına. Ne haber Çınar? Çekme şu güzel saçlarını. Ha bu arada ben Merve, 3 yıldır her gün seni seyrediyorum diyecektim. Söyleseydin keşke. O kadar kolay değil işte benim için konuşmak. Şimdi konuşuyorum çünkü hastanedesin, istesen de kaçamazsın. Sen hep bu kadar komik misin ya? Hayır, yalnızca çok heyecanlı olduğumda. Ama çok tatlısın. Pardon. Efendim baba? Ha yok yok. Yok teşekkür ederiz. Hı-hı. Tamam. Tamam. Haydi bay bay. Babam. Kahve ister misiniz diyordu. Sen de bana sormadan hayır dedin. Amma kibarsın. Sormadım. Çünkü şey dedim. Acaba ben hastaneden çıkınca mı içeriz? Beraber. Kahveyi diyorum. Ya tam orada kabul edersen. Tabii çok sevinirim. Ama daha ne zaman çıkacağım belli değil benim. Ben beklerim. Yani zaten bir süredir bekliyorum. Hatta ömrüm seni beklemekle geçti bile diyebiliriz. Hastanın durumu nasıl? Bilmiyorum ki bugün daha uğramadım yanına. İnşallah daha kötüleşmez. Pestis kanıtı olmadan pestis zehirlenmesi tedavisi olmak uzanır. Durum kötüye giderse avukatları bizi çiğ çiğ yer. Ben söyledim ekip onunla ama... İnanmıyorum. Avukatlık bir durum olmayacak herhalde. Sanki. Merhaba. Evet. Afiyet olsun. Ne yaptınız bilmiyorum ama... İşte açıldı, çok iyi. Harika. İyiydi Çınar. Ateş. Ateş, buyurun. Bakalım gece hemşiresinin notlarını. Ateş'te alın var. Mehmet Ali söyledi, iştahı da çıkmış. Hoca yine şanslı mıydı yani? Vallahi artık şans mı, üstün zeka mı bilemiyorum. Ama pestisit olduğunu bilmeden pestisit tedavisi uyguladı ve işe yaradı. Günaydın. Günaydın. Kurabiye alır mısınız? Çok iyi kokuyor, almaz mıyım? Sıcak bunlar, yeni mi çıktı? Fırından çıkardığımdan beri koşuyorum vallahi. Ay. Ya teşekkür ettim. Tamam. Bu arada Zeynep Hoca, beraber çalışıyoruz. Merve de Çınar'ın arkadaşı. Çınar da yiyebilir mi sizce bunlardan bir tane? Yer yer. İşte o kadar açık ki hepsini bile bitirebilir. İyiye gidiyor o zaman. Öyle görünüyor. Teşekkür ederim. O zaman ben soğumadan yetiştireyim bunları Çınar'a. Afiyet olsun. Koş. Yani belki de hocanın pestisit tedavisi değil de bu boncuk kızı yiyemiştir Çınar'a. Aşkın gücü diyorsun yani. Diyorum vallahi da. İşte. Anlar ona. Alo, günaydın. Yani ne zaman geleceksin diye diyecek... Günaydın. Yüzüne kapatırsam ayıp olmaz değil mi? Şarjmaz da.
O ne elindeki? Sana yaptığım kurabiye. Lerden kalanlar daha doğrusu. Bana mı yaptın bunları? Sonra da doktorlarına, hemşirelerine rüşvet dağıta dağıta geldim. Sana daha iyi baksınlar diye. Sabah sabah seni görmek çok güzel. Yani bu sabah çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bir iş görüşmem var. Az sonra. Onun için böyle. Aslında sana süslendim. Ya biz niye hiç okulda konuşmamışız? Bilmiyorum. Neyse. Buradan çıkınca orayı kapatırız. Bak ciddiye alırım ama. Al. Ciddiyim kızım ben. Hadi kalk geç kalacaksın. Tamam. Çabuk iyileş olur mu? Çocuk iyileşti. Ben de affedildim herhalde. Öyle mi İpek Hanım? Değil. Çünkü çocuk iyileşmedi. Yani mide bulantısı vesaire dışında da semptomları var. Elektriklenmeler azaldı ama. Tamamen kaybolmadı ama. Tamam en azından altına yatmıyor. Artık öyle düşün. Hasta bakıcılar çok memnun. Akülar sayısındaki düşüklük için ne diyorsun peki? Düzelecek, düzelecek. O da düzelecek. Sabret biraz. 7 aylık mısın sen? Yakında jürucumuz minderleri dönecek, babasının arkasında iş çevirmeye devam edecek. Efendim? Ha, kontrol edin bir daha. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Reklamlar. Başka bir operatöre geçersen faturam ucuzlarmış. Ateş, uydurma lütfen. Ben haklıyım değil mi? Hastanın yanından arıyorlar. Her şey seninle alakalı. Ha? Öyle değil mi? Her şey seninle alakalı. Titremeye başladı. Ateş 41 derece. Ne demek oluyor bu? Neyi var? Gerçeği mi söyleyeyim yoksa seni korumak için yalan mı söyleyeyim? Nesi var oğlumun? Hiçbir fikrim yok. İşte Zeynep'in aradığı ateş. Adı üstünde miyelit. Omuriliğin iltihabı olmuş durumu. İltihabın olduğu yerde ateş de beklenir. İltihaba sebep olan enfeksiyon da şimdi ortaya çıktı. Ya ne yapacaksın işte? Bu evrende sonuç hep nedenden sonra geliyor. Gerekli mercilere şikayet ettim ama. Belki de testler yanlıştı. Hayır doğru. Dün ne ateşi vardı ne de enfeksiyon. Yani buradayken hastanedeyken bir şey yakalandı diyorsunuz. Evet. Akülar sayısı çok düşük. O kadar düşük ki savunma 0. Pat diye ölebilir. Altına yapıyor mu hala? Tekrar yapmaya başladı. Tekrar mı? Evet hocam iyileşmeye başladığında normale dönmüştü. İyi hissetmeye başladığında demek istiyorsun herhalde Nişantaşı. Bu çocuk buraya geldiğinden beri hiçbir iyileşme belirtisi göstermedi. Bizim cevap vermemiz gereken soru şu. 22 yaşındaki bir gencin immün yetmezliğe girip mide bağırsak sisteminin etkilenmesine ve durup durup elektriklenmesine ne yol açar? Bunun sebebi ne? Ve nedenini bilmediğimiz bir şekilde iyileşip tekrar kötüleşmesine. Bu enfeksiyonu onu öldürmeden cevabı bulmamız gerekiyor. Hadi canım. Bence de. Geniş spektrumlu antibiyotik başlıyorsun. Kontrastlı tüm spinal MR çektir. Yalnız bu sefer yağ baskılamalı sekansları da aldır. Sen de bu Casablanca'ya giden zengin bebelerinden bak bakalım başka elektriklenen, titreyen, ateşlenen var mı?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.